Merhaba sevgili izleyiciler. Biraz önce o son dakika gelişmesine ilişkin açıklamayı ekranımıza taşıdık. Faruk Bildirici'nin RTÜK üyeliği düşürüldü. Tarafsızlığı zedelediği gerekçesiyle bu öne sürülmüştü. Şimdi birçok başlık da var tabii. Neden üyeliğin düşürüldüğüne yönelik 2'ye karşı 6 oyla sonlandırıldı Faruk Bildirici'nin üyeliği. Üyelikten çıkarılma gerekçelerine bir bakacağız ama bu şekilde nasıl yansıyacak? Hem siyasi hem hukuki açıdan biraz değerlendirelim. Cumhuriyet Halk Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç aynı zamanda da geçmiş dönemde de RTÜK üyeliği yapmıştı. Kendisi telefon attığımızda. Sayın Öztunç merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Sağolunuz. Şimdi öyle bir karar çıktı ki karşımıza. Aslında şunu mu sormak gerekiyor? Yani meclisin seçtiği bir üye meclis tarafından değil de bu şekilde işte RTÜK üyeleri 2'ye karşı 6 oyla sonlandırılıyor. Hukuki ve siyasi açıdan biraz değerlendirebilir misiniz? Buyurunuz. Şimdi şöyle tabii ki yani RTÜK üyeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından milletvekilleri tarafından seçilir. Yani milletin vekilleri, millet tarafından seçilmiş anlamına gelir bu. Bunların düşürülmesini radyo televizyon üst kurulunun kendi üyeleri yapamazlar. Oradaki herkes eşit haklara sahip zaten. Geçmişte benim üyeliğimle ilgili de böyle girişimlerde bulunmuşlardı ve bana kınama cezası vermişlerdi yine bunların oylarıyla, AKP ve MHP'nin oylarıyla. Ne oldu sonra? Ben Danıştay'a gittim. Danıştay bunu bozdu. Dedi ki böyle bir ceza veremezsiniz dedi. Çünkü siz hepiniz aynı haklara sahipsiniz. Üç üyeler arasında fark, ayrım yoktur dedi. Bu nedenle bu bir defa hukuksuz bir karar. İkincisi orada eğer üyelik düşecekse birinin Faruk Bildirici'nin değil, RTÜK Başkanlığı koltuğunda oturan Ebubekir Şahin'in yerini düşürülmesi gerekir. Neden mi? Çünkü RTÜK kanunu çok açık. 6.112 sayılı RTÜK kanununa göre RTÜK üyeleri ilgili hiçbir kuruluşta çalışamazlar başka. Başka bir yerden maaş alamazlar. RTÜK'ün şimdiki başkanı hem RTÜK'ten maaş alıyor, hem basın ilanından alıyor, hem de TürkSat yönetim kurulu üyesi TürkSat'tan alıyor. Bu bir yasak. Olamaz böyle bir şey. TürkSat ilgili bir kuruluştur. RTÜK başkanı RTÜK'ün haklarını mı savunacak, TürkSat'ın haklarını mı savunacak? TürkSat'la ilgili bir karar verildiği zaman hangisinden yana tavır koyacak? Ama 50-60 bin lira civarında bir gelir elde ediyor aylık. Bu kabul edilebilir bir gelir değildir. Bu kabul edilebilir bir görev değildir. Orada görev yapması yasaktır. Bu yasağı çiğnediği için de üyeliğinin düşmesi gerekmektedir. Doğal olarak kendiliğinden düşmesi gerekmektedir. Biz bunu söylüyoruz. Defalarca bile getirdik ama maalesef orada bir intikam derdiyle RTÜK Başkanı siyasallaşmış birisidir. Kamu görevlisi olmasına rağmen tarafsızlığını yitirmiş birisidir. Asıl tarafsızlığı yitiren RTÜK Başkanı'dır. AKP'nin militanı gibi orada görev yapıyor ve kendisine de küçük reis denilmesini istiyor. Personel diyor ki bana küçük reis deyin diyor. Böyle bir gerçeklik var. Böyle bir durum var. Bu bir darbe girişimidir. Darbedir bu. Bu radyo televizyon üst kurulunda yapılmış olan AKP darbesidir. Yani bunu muhalefete yönelik özellikle hani tabii, darbe girişimi tabii, diyorsunuz. Tabii, işte demokrasiye tabii. Vurulan bir darbe demokrasiye dedik biz de şu an karşımızda. Faruk Bey bunun haklarını arayacak. Faruk Bey'in dışında biz de RTÜK Başkanı'yla ilgili yargıya başvuracağız. Çünkü aynı yerden 3 adet maaş alamaz. 3 farklı yerden maaş alamaz. Bu yasaktır, suçtur. Kamu zararı yaratıyor kendisi. RTÜK Başkanı RTÜK'ü babasının istediği gibi kullanıyor. Bunu gerçekleştiremez. Orası anayasal bir kurumdur. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Zaten bunu da sizinle birlikte gündeme yani taşımıştık. Tabii, bu maaş 3 yerden maaş alıyor diye de siz açıklamıştınız. Şimdi sonuçlar böyle oldu işte. Tarafsızlığı zedelediği gerekçesiyle bunu da altını çizelim. Faruk Bildirici'nin üyeliğinin sonlandırılması. Biz tabii yine konuşmayı sürdüreceğiz stüdyomuzda. Teşekkür ediyoruz. Sayın teşekkürler. Hocam. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Evet sevgili izleyiciler tabii birçok yerden de hemen sosyal medyaya özellikle yorumlar da geliyor. Verilen kararın aslında yani meclisin ve milli iradenin üzerinde görüldüğü RTÜK'ün kendisini meclisin ve milli iradenin üzerinde gördüğü yönünde ağır yorumlar da var bu şekilde. Stüdyomuzda bir konuğumuz var. Hem bu konuyu konuşacağız. Birazdan yine telefon bağlantılarımız da olacak. Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Sağolunuz. Şimdi aslında gündem başlıklarını konuşacaktık sizinle ama tabii gündemin ana maddelerinden biri de bu durum oldu. RTÜK üyeliğinin sonlandırılması. Biraz önce tekrarlamıştım. Meclisin ve milli iradenin üzerinde görüyor RTÜK diyor birçok yorumda. Siz neler söylüyorsunuz? Söyleyeceksiniz. Katılıyor musunuz daha doğrusu bu duruma? Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin oylarıyla belirlenen RTÜK üyelerini bir kurulun siyasi kararlarıyla
kaderini belirlemesi ve üyelerini tabiri caizse istediği anda oy çokluğuyla dar ağacına gönderebilmesi tabii ki demokrasiye yakışan bir karar değil. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyoruz. Ve bu ilkeyi de temsil eden kurum Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Türkiye Büyük Millet Meclisi bütün bu kurulların, kuruluşların ve kurumların en tepesinde yer alır. Halkı temsil eder. Bu nedenle de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin aldığı kararın üzerinde bir kararı kendisine artık RTÜK'teki 6 tane üye nerede görüyorsa onun üzerinde bir karar alma cüretini göstermelerini biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak kınıyoruz. Kabul etmiyoruz. Bu aldıkları gayrimeşru karar yargıdan dönecektir. Bu doğrultuda toplumumuza, halkımıza da iktidar partisinin yaptığı haksız ve antidemokratik uygulamaları da ortaya koyması bakımından çok önemli ve atılan yanlış bir adım olarak bunu görüyoruz. Sayın Ebubekir Şahin bildiğiniz üzere aynı zamanda TürkSat yönetim kurulunda kendisi. Yerden maaş aldığını biraz önce Ali Öztunç da belirtti. Evet, KİT komisyonu durumunda. Üyesi olarak biz TürkSat'ın da denetimini gerçekleştiriyoruz ve bu denetim esnasında Sayın Ebubekir Şahin'in de içinde olduğu yönetim kurulunun yaptığı pek çok marifeti de biz Sayıştay raporlarını denetlerken görüyoruz. Evet, oraya girmeden önce Sayıştay raporlarını detaylı bir şekilde konuşacağız. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek telefon attığımızda. Sayın Erkek, iyi günler diliyoruz. Biraz önce o son dakika gelişmesiyle ekranımıza o açıklamayı da getirdik. Siz neler söyleyeceksiniz? Faruk Bildirici'nin üyeliğinin meclis tarafından aslında seçilmiş olan bir üyenin RTÜK tarafından üyeliğinin sonlandırılmasına. Buyurunuz. Şimdi ben bunu meclis iradesine de büyük bir saygısızlık olarak görüyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu tarafından milletvekillerinin seçtiği bir üyenin, ki anayasada düzenlenen bir kurul RTÜK, bu şekilde kuruldaki çoğunluk tarafından düşürülmesi tam bir hukuksuzluk ve büyük bir demokrasi ayıbı. O zaman her hafta RTÜK kurulu toplansın, çoğunluğu elde eden bir üyeyi düşürsün. Şimdi bu açıdan çok hukuken sakat bir uygulamayla karşı karşıyayız. Bu tip düşme durumlarının çok sıkı şekil şartları olması lazım. Üç kez üst üste toplantıya katılmama gibi başka sebepler. Faruk Bey'in durumu çok farklı. Faruk Bey açıkça kanuna aykırı bir şekilde görev yapan RTÜK başkanının durumunu gündeme getirdiği için bu hukuksuzlukla karşı karşıya kaldı. Biz bunu çok iyi biliyoruz. Asıl üyeliğinin düşmesi gereken RTÜK başkanının kendisi. Çünkü RTÜK'le ilgili TürkSat Yönetim Kurulu'nda da görev yapıyor. Açıkça kanuna aykırı bir şekilde. Çoğunluk bunu görmüyor. Faruk Bey'in üyeliğini düşürüyor. Artık muhalefet istemiyorlar. Şeklen muhalefet olsun istiyorlar. Parlamentoda da, RTÜK'te de, basında da, her yerde şeklen muhalefet olsun, şeklen meclis olsun, saray rejiminin, tek adam rejiminin Türkiye'yi getirdiği nokta. Bu konuda yargıya da gideceğiz. Çok ciddi muhalefet de yapacağız. Çünkü ben burada hukukun temel bir prensibi vardır. Usulde paralellik diye. Genel kurulun seçtiği bir kişi yine ancak genel kurulun iradesiyle ancak görevi sonlandırılabilir. Bu şekilde Faruk Bey'e veya Cumhuriyet Halk Partisi'ne zarar vermiyorlar. Türkiye'ye zarar veriyorlar. Demokrasiye zarar veriyorlar. Adalete zarar veriyorlar. Mücadeleye devam. Şu anda bir yargı yolu da açık diyorsunuz aynı zamanda ve devam edeceğiz. Tabii, bu sürece de ifadelerini açık, kullanmış oldunuz. İdare Mahkemesi ve Danıştay bunu denetleyecek. Peki. Ama büyük bir demokrasi ayıbı işlediler bence. Hı hı. Tam bir çoğunlukçu anlayışla karşı karşıyayız. Yani çoğulcu demokrasiden, hukukun üstünlüğünden tamamen kopmuş bir iktidar anlayışı. Maalesef benim çoğunluğum var diyor, düşürüyorum diyor. Yanlış, işte bu yanlışlar dediğim gibi her alanda faturası sonuçta millete çıkıyor. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, yayınımıza katıldığınız için. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Sağ olun.
Evet, birazdan yine devam edeceğiz telefon bağlantılarımızda. Aslında bundan sonra ne olacak, süreç nasıl ilerleyecek, biraz da onu konuşacağız ama konumuza da dönelim tabii. Şimdi en çok tabii meclis seçti, RTÜK oylamasıyla düşürüldü üyeliği, yani daha doğrusu sonlandırıldı ama tabii süreç nasıl işleyecek bilmiyoruz. Burada RTÜK Başkanı'nın durumu ayrıca mı tartışılmalı acaba? Tabii. RTÜK Başkanı'nın yaptığı uygulamalarla aslında nasıl bir dünya görüşünün olduğunu, nasıl antidemokratik yaklaşımlara açık birisi olduğunu ve bu tetiğe de basabilecek birisi olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz. Yani şimdi 3 yerden maaş alıyor denildi. Bunlar gidin bakın kanıtlı denildi. İşte Ali Öztunç'la da konuştuğumuzda. Evet. Ama onu ortaya çıkaran üyenin üyeliği sonlandırılıyor. 3 maaş aldığı belirlenen ve kesinleşen RTÜK Başkanı görevine devam ediyor. Evet. Ben TürkSat'tan size örnek vereceğim. Ebu Bekir Şahin'in de içinde bulduğu yönetim kurulunun yaptığı uygulamalar. Bakın hep yerlilik, millilik söylemlerinde bulunurlar. Ama baktığınız zaman bir dönem McKinsey skandalı olarak ifade edilen, yani Türkiye'nin ekonomisinin bir Amerikan danışmanlık şirketine tüm sırlarıyla birlikte, tüm ekonomik kozmik odasıyla birlikte verilmesi söz konusu olmuştu. Cumhuriyet Halk Partisi olarak tabiri caizse ülkemizin bağımsızlığının ekonomik bağımsızlıkla ne kadar ilişikli olduğunu bilen bir köklü bir parti olarak bu doğrultuda itirazlarımızı yükseltip engellemiştik. Bakın TürkSat'ta ne yaptılar? Ebu Bekir Şahin. Ben yine sözünüzü keseceğim. Kusura bakmayın. RTÜK üyesi İlhan Taşçı'ya bir dönmemiz gerekiyor. Sayın Taşçı merhabalar diyelim ve tabii geçmiş olsun çünkü siz içeride aslında savunmuş oldunuz bir anlamda da Faruk Bildirici'yi. Bundan sonraki süreç çok merak ediliyor. Biraz önce o açıklamanızı da ekranımıza yansıttık. Aslında muhalefete vurulan bir darbedir. Özgürlük, insan hakları dediniz. Yine bahsettiniz ama bir kez daha duyalım sizden. Şimdi bundan sonra ne olacak? Yargı yolu vesaire, bunları da sizden öğrenelim. Buyurunuz. Şimdi öncelikli olarak bizim açımızdan geçmiş olsun diye bir durum söz konusu olamaz. Bu Türkiye'nin demokrasi açısından aldığı çok ciddi bir yaradır. O açıdan demokrasimize geçmiş olsun demek lazım. Evet. Tabii burada ki oylama sonucuna baktığımız zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu tarafından 283 milletvekilinin oylarıyla seçilmiş bir üst kurul üyesinin üst kurulda 6 üyenin oyuyla üyeliğinin düşmüş sayılması zaten başlı başına Türkiye Büyük Millet Meclisi açısından da tartışılması gereken bir konudur. Yoksa biz ne Sayın Bildirici ne ben kişisel olarak algılamayız bunu. Algılamıyoruz da yani istedikleri zaman istediği üyenin üyeliğini düşürebilirler. Bunda bir beis yok. Ama Türkiye demokrasisinin kaybettiği çok ciddi bir mevzi var. Nedir o? Şimdi hem milli irade diyeceğiz, hem Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda bütün üyeler açısından geçerli olan, üyeler açısından herkese oy veriyor çünkü, bütün partilerden milletvekilleri veriyor. Şimdi oradaki saygın milletvekillerinin vermiş olduğu oyları içe sayacaksınız. Daha büyük fotoğrafa baktığımız zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yani onun üzerinde bir irade olmayan Türkiye Büyük Millet Meclisi iradesini yok sayarak, dikkate almayarak ya da veya onun tercihine karşı başka bir karar inşa etmek demek doğrusunu isterseniz demokrasi açısından çok çok büyük bir kayıptır. Tabii ki biz bu üst kurul kararları kesin kararlar değildir. Yargı yolu açıktır. Tabii ki biz bunu mahkemeye taşıyacağız. Yargı yoluna gideceğiz. Ama şunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçilmiş bir üst kurul üyesini kanundaki, hukuktaki usulde paralellik esası, ilkesi çerçevesinde yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin genel kurulunu düşürmesi gerekir ki bunun tersini düşündüğümüzde zaten o zaman bizim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığı, onun orada milli iradenin vücut bulduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tercihiyle ilgili kimsenin sorgulama veya onun yerine başka bir karar alma gibi durumu olamaz. Bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığına gölge düşürür her şeyden önce. Dolayısıyla bu bakımdan karara bakmak lazım. Tabii ki biz hukuk çerçevesinde sonuna kadar doğru bildiklerimizi, insan hakları, demokrasi, özgürlükler, televizyon yayıncılığı dünyasının karşı karşıya olduğu durum. Biz şu anda Türkiye'nin ciddi bir problemi var. Ciddi bir medya çölleşmesi var.
televizyonlar artık kimsenin sesini duyuramadığı birer platforma dönüşmüş durumda. Biz bunun takibini yapıyoruz. Yani izlenmiyor artık. Hiçbir televizyonun izleyicisi yok. Neden? Çünkü bilgi verilmiyor artık. Sadece Türkiye'nin geldiği nokta şu. Çok kanallı, tek sesli bir ülkeye dönüşmüştür. RTÜK'ün bununla mücadele etmesi gerekir. Çünkü RTÜK sadece denetleyici değil, düzenleyici bir kuruldur. Bu yönde adımlar atmalı. Televizyon yayıncılığını, RTÜK bakımından söylüyorum, hı hı, yayıncılık sektörünün önünü açacak, özgürleşmesini sağlayacak adımlar atması gerekirken tutup bir üyenin, meclis tarafından seçilmiş bir üyenin üyelikten çekilmiş sayıldığına ilişkin karar çıkartması, oy çokluğuyla karar alması gerçekten tarihi bir andır. Umarım yaptığımız başvuruların sonucunda mahkemelerde bu tespitlerimizi paylaşacaktır. Türkiye insanlarıyla, kamuoyuyla. Evet, aslında biraz önce belirttiniz, hani meclis seçti ama RTÜK oylamasıyla sonlandırıldı diye. Bir de bu arada tabii şunu da belirtmemiz gerekiyor. Siz biraz önce söylediniz, aslında demokrasiye darbedir dediniz. Siyasi sonuçlarından da bahsetmek gerekiyor değil mi, önümüzdeki süreç açısından aslında bu durumun? Tabii ki olacaktı. Yani sonuçta bu karar artık siyasi bir yönü de vardır. Yani hı hı, baktığınız zaman sadece hukuki bir karar olarak değerlendirilemez ki... Bunun da altında yatan en önemli neden şudur. Siz eğer muhalefete yönelik bir hamlede bulunuyorsanız, harekette bulunuyorsanız, tabii ki muhalefet buna karşı duruş sergileyecektir ki zaten duruş sergiliyor. Ha şunu da belirtmekte yarar var izleyiciler açısından. Tabii ki bizler herhangi bir siyasi partinin ülkedeki temsilcileri değiliz. Biz örneğin ben Cumhuriyet Halk Partisi kontenjanından aday gösterilerek parlamentodaki bütün milletvekillerinin katıldığı seçimler sonucunda seçilmiş bir üyeyim. Dolayısıyla bizi buraya seçen irade milli iradedir. Bizim temsil ettiğimiz irade milli iradedir. Şimdi bizim bundan vazgeçebilmemiz mümkün değildir. Zaten vazgeçilmesi demek 25 yıllık birikimin yok edilmesi demektir RTÜK bakımından da. Bizim istediğimiz ne? Biz RTÜK'te RTÜK'ün itibarı artsın istiyoruz. Kamuoyunda ve sektörde saygınlığı artsın istiyoruz. Tabii ki bunu artırabilmenin, bunu başarabilmenin yolu da gerçekçi yaklaşımlar, evet, hukuka uygun davranışlar ve her türlü farklı düşünceyi de yararlanarak, yani öteleyerek değil, iteleyerek değil, hepsinden bir şekilde yararlanmayı bilerek inşa edilebilir diye düşünüyorum. Yoksa öbür türlü, tabii ki bunun Faruk Bey açısından da baktığınızda, Cumhuriyet Halk Partisi kontenjanından aday gösterilmiş ve seçilmiş bir üyeden söz ediyoruz. Tabii ki bizler siyasi partilerin üyeleri değiliz. Yasa buna engel. Anayasaya göre tarafsızız ama tarafsızız demek şu demek değildir. Biz sonuçları... bir şeyin tarafıyız. Evet. Elif Hanım, biz bir şeyin tarafıyız. Biz Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın tarafıyız. Biz Türkiye demokrasisinin tarafıyız. Biz özgürleşmenin tarafıyız. Bizim siyasi parti temsilciliği gibi bir misyonumuz yok. Ama inandığımız ilkeler var ve biz bu ilkeler çerçevesinde bu ilkeleri savunmaya, doğru bildiklerimiz için mücadele etmeye hukuk çerçevesinde devam edeceğiz. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz Sayın Taşçı. Kolaylıklar dileyelim size. Evet, İlhan Taşçı'nın da açıklamaları bu yöndeydi. Aslında diyor ki yani muhalefete de yapılan bir darbe ve aynı zamanda demokrasiye, ama siyasi ve hukuki sonuçları uzunca bir süre tartışılacak gibi görünüyor. Kaldığımız yerden devam edelim sizinle. RTÜK Başkanı'nın 3 yerden maaş aldığını söyledik. TürkSat bunlardan, evet, biri de. Siz de TürkSat'ı bir anlatıyordunuz, bize tarif ediyordunuz. Evet, TürkSat'ı iyi incelediğimizde aslında bugün RTÜK Başkanı'nın özellikle diğer 6, toplam 6 üyeyle birlikte aldığı kararı nasıl aldığını gösteren zihniyetini de anlamış oluruz aslında. Bakın, TürkSat bunca yerlilik, millilik ifadelerinin, naraların ortalıkta atılmasına rağmen bunu sözde bir şekilde hükümet yapıyor tabii. İşine geldiği zaman, işine geldiği kadar yapıyor. Dolayısıyla bu noktada TürkSat'ın bağımsız denetimini İngiliz ve Amerikan şirketi olan PricewaterhouseCoopers adında bir firmaya veriyor. Bu firma SPK'dan cezalar almış bir firma. Bu firma Amerika'da 5 milyon dolar ceza almış bir firma. Ve aynı zamanda da
TürkSat'ın bütün kritik stratejik satın alımlarını ve detaylarını da mali tablolar üzerinden çeken ve dünyadaki kendi merkezlerine de aktaran bir firma. Yani bir nevi aslında lobilerin, dünyada faaliyet gösteren lobilerin de bu bilgileri ulaşmasını kolaylaştıracak bir yöntemi seçmiş TürkSat. Bu kararı veren yönetim kurulunun da bir üyesi kendisi. Evet. Aynı zamanda Türkiye'deki internet yavaşlatmalarını yapan, Twitter, Facebook yavaşlatmalarını yapan, yani servis sağlayıcılarının bant genişliklerini düşüren ve aynı zamanda da buna boğaz sıkma dedikleri, throttling dedikleri uygulamayı yapan kuruluştur TürkSat. İşte toplumumuzun ve tüm jenerasyonlarımızın genci, yaşlısı, çocuğu hepsinin sıkıntı duyduğu bu internet yavaşlamalarına, özellikle ülkemizin içinde bulunduğu hükümetin işine gelmeyen bazı toplumsal olayların ortaya çıktı ve gerçeklerin yaşandığı durumlarda bu yavaşlatmaları uygulayan kurumdur TürkSat. Aynı Rütük'te yaptıkları bu antidemokratik uygulamaların kararlarını yine TürkSat'ta alarak 82 milyonu bu anlamda ciddi bir sıkıntıya sokup düşünce ve ifade özgürlüğünün de önünde teşkil eden kişilerden biridir. Ve oradan Ebu Bekir aldı. Şahin. Evet, Ebu Bekir Şahin Rütük üyesi bu durumu ortaya çıkardı. Faruk Bildirici bir açıklama yaptı. Gerekçe bu. Yani evet. Gerekçe ben tarafsızlık da ilkesi olarak. Bir gösterildi. Adım daha ileri gidelim. TürkSat'ta ne vardı? TürkSat'ın aynı zamanda üyelerinden biri de Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Şahin'di. 2015 yılında kendisi hem TEDAŞ'ta yönetim kurulundaydı hem de TürkSat'ta yönetim kurulundaydı. Ve aynı anda iki kitle yönetim kurulunda olamayacağı için bu konu da bizim kit komisyonunda ortaya çıkardığımız bir konuydu. Bir süre bu doğrultuda maaş almıştı. Rütük'e döneceğiz tekrar bu arada. Çift maaş uygulaması orada da varmış yani. Tabii. O zamanlarda da İbrahim Şahin de aynı şekildeydi. İlk değil, bu AKP'nin uyguladığı bir yöntemdir. Evet, peki oradan devam edeceğiz. Rütük'e küçük bilgilenelim küçük şimdi. Tek adım, tek adamlar yaratmak mantığı. Arkadaşımız Bala Ateş orada. Biraz önce o açıklamayı aktarmıştık zaten. Faruk Bildirici ve Rütük üyesi İlhan Taşçı da oradaydı. Evet Bala, şimdi sana dönelim. Sürecin nasıl işleyeceğini de biz az çok telefon bağlantılarımızda da konuştuk. Ama bir gerekçe de yayınlandı aynı zamanda. O gerekçe senin elinde. Sözü sana bırakalım. Evet, CHP kontenjanından Rütük üyeliğine seçilen Faruk Bildirici'nin üyeliği düşürüldü. 6-2 oy çokluğuyla alındı bu karar. İki kişi oylamayı reddetti. Bildirici'nin üyeliğinin düşürülmemesini talep etti. Bunlardan biri de yine CHP kontenjanından olan İlhan Yazıcı'ydı. Diğeri ise HDP'den bir isimdi. 6-2 oy çokluğuyla Bildirici'nin üyeliği düşürülmüş oldu. Peki toplantıda neler yaşandı? Toplantı saat 14 sularında başladı ve yaklaşık 1,5 saat sürdü. Rütük Başkanı Ebu Bekir Şahin gündeme aldı. Bildiricinin üyeliğinin düşürülmesini gündemine aldı. Ve daha sonra Bildirici toplantı salonundan çıkarıldı yasa gereği. Ve İlhan Taşçı, yine CHP kontenjanından olan İlhan Taşçı, Bildirici'yi savundu. Ardındansa oylamaya geçildi ve Bildirici'nin üyeliğinin düşürülmesine karar verildi. Peki Rütük'ün gerekçeleri nelerdi? Aslında tarafsız olmadığı ileri sürüldü Bildirici'nin. Öte yandan kurul üyelerine hedef aldığı söylendi ve üst kurulun gizliliğini ihlal ettiği, yani müzakereleri duyurduğu, bu gizliliği ihlal ettiği gibi gerekçeler vardı. En dikkat çekeni de tarafsız olmamasıydı. Faruk Bildirici'nin toplantıdan sonra da oylama yapıldı. 6-2 oy çokluğuyla Bildirici'nin üyeliği düşürüldü. Peki neler olmuştu? Geçmişe bakmak gerekirse Rütük Başkanı Ebu Bekir Şahin'in 3 işte birden çalıştığını söylüyordu Bildirici. Bunu da kamuoyuyla paylaşmıştı. Hem basın ilan kurumu hem de TürkSat'ın yönetiminde oldu. Ve aynı zamanda Rütük Başkanlığı yönettiğini ileri sürmüştü. Bu noktada da şikayette bulunmuştu aslında Faruk Bildirici. Ve daha sonra da
ardı arkası kesilmeyen tartışmalar meydana geldi ve bugün de RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin bildiricinin üyeliğinin iptal edilmesi için başvuruda bulundu. Az önce İlhan Taşçı ve bildirici kameraların karşısındaydı ve bu kararı eleştirdiler. Demokratik olmadığını söylediler. Çünkü mecliste bir oy çokluğuyla üyeler seçiliyor. Bildirici de 300 oyla seçilmişti ve bugün de üyeliği iptal edildi. Üyeliği düştü diyelim ve sözü yeniden size bırakalım. Peki Bala Ateş, teşekkür ediyoruz. Gerekçeleri de aktarmış oldun. Hemen dönelim tekrar size. Şimdi bu çift maaşlardan bahsettiniz tabii siz de. Ama asıl sorun işte oradan kaynaklanıyor. Yani RTÜK üyesinin bu ispatlandı mı? Yani bakın görün denildi. Ali Öztunç da böyle ifade etmişti. Ben emin misiniz diye sormuştum. Bakın dedi, orada dedi göreceksiniz RTÜK RTÜK başkanının orada da üye olduğunu. Dolayısıyla şimdi... Orada böyle bir durum karşımızdayken bunu ortaya çıkaran üyenin de üyeliğinin düşürülmesi tartışılıyor halen diyelim. Sözü size bırakalım tekrar. Evet, tabii AKP'nin bir kadro sıkıntısı yaşadığı açık. Birçok kadroya aynı kişileri atamak suretiyle aslında tek adam rejiminin içinde küçük adamcıklar oluşturarak böyle dar bir kadroyla koskoca bir ülkeyi, böyle köklü tarihi olan, büyüklüğü ve gücü olan bir ülkeyi yönetmeye çalışıyorlar. Tabii ki de bunu yapamıyorlar, beceremiyorlar ve beceremeyecekler. Zaten şu anda da her ne kadar kendi içlerinde bir güvenlik politikası uyguluyor olsalar da kendi partilerinin içinde artık iktidardan gitmeye başladıkları ve Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına giden yolun önü yerel yönetimler seçimleriyle açıldığı için bu korkuyla da iyiden iyiye kadroları bir saray kadrosu olarak daralıyor şu anda. İbrahim Şahin örneğini de verdiniz. İbrahim Kalın önce. Düzeltiyorum. İbrahim Kalın örneğini de verdiniz. Onda da aynı konular var. Kitlerde de aynı anda görev alınamıyor ama bakın neler yapılıyor. Üstü kapalı neler var. RTÜK'te de bu var. RTÜK de kendisini denetimden çıkarmaya çalışan, denetimden kaçırmaya çalışan bir aslında bir kurum. Eti maden işletmeleri var. Dur, çok çarpıcı bir örnek vermek için söylüyorum. Sayıştay raporunda eti maden işletmeleri için diyor ki iki tane yurt dışı bağlı ortaklığı ve bunlara bağlı dört tane alt şirketi var. Toplam altı şirket diyelim. Bu altı şirketin yönetim kurulu başkanı ve üyeleri belirli bir maaş alıyor. Ancak ifade olarak altına yazıyor. Diyor ki artık orada Sayıştay bas bas bağırıyor. Diyor ki şirketlerin genel müdürleri diyor 13.500 avro ortalama maaş almaktadır diyor. Etim aylık. Yani 87 bin TL. Genel müdürleri değil mi? Evet. Yurt dışındaki genel müdürlerine ödediği maaşlar. Yaklaşık 87 bin TL. Yani asgari ücretin 40 katı ödüyor. İnternet sitesine giriyorsunuz. Verileri inceliyorsunuz. Bu kişilerin kim olduğu belli değil. Belki de biraz önce isimlerini saydığımız kişilerdir. Ve Sayıştay yine bulgularının içinde diyor ki bu yurt dışında kurulan şirketler biri Lüksemburg, biri Finlandiya bağımsız denetim firmaları tarafından denetleniyor diyor. Bize diyor kurumlar bu denetim raporlarını vermiyor diyor 2001 yılından itibaren. Yani AKP'nin iktidar olduğu tarihten itibaren eti madenin yurt dışı firmaları denetlenemiyor. Tıpkı BOTAŞ International'ın Jersey adasında kurulan BOTAŞ International'ın yine genel müdürünün maaşını bize söylemedikleri gibi. Bunu önergeyle sorduk, tekrar sorduk. Aldığımız yanıt şu, sektördeki diğer genel müdürlerle aynı seviyede maaş alıyor denmişti. Bu gizledikleri gerçek eti madenin Sayıştay raporunda bir cümle olarak ortaya çıktı. Yurt dışı AKP'nin yönettiği kurumların yurt dışı bağlantıları ve teşekküllerinin nasıl karanlık bir örtüyle kaplı olduğunu ve burada neler olduğunu, nasıl gizli karanlık işlerin yürütüldüğünü Sayıştay tespit edemediğini ifade ediyor ve kendisine raporların ve denetimle ilgili belgelerin ulaştırılmadığını söylüyor. Dolayısıyla bu bakımdan maalesef ülkemizde bir bizim yaşadığımız ekonomi var. Bir de AKP'nin ve onun çevresinde odaklanmış güruhun
yaşadığı gizli, karanlık ekonomik ilişkilerle örülmüş bir ekonomi var. O nedenle de saray halkın içinde nasıl bir krizin yaşandığının farkında değil. Çünkü bürokratları kanunlara aykırı bir şekilde 2 yerden, 3 yerden, 4 yerden, 5 yerden, yani toplumun, sizin, benim, bizim, herkesin verdiği vergilerden şu anda faydalanarak lüks bir hayat yaşıyor. En son hangisi otobüse bindi, hangisi halkın arasına karıştı, bunları onları toplumun içinde görmek mümkün değil. Dolayısıyla bugün RTÜK'te yaşanan bu antidemokratik, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne diyorum ben, Cumhuriyet Halk Partisi'ne değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan sadece partilere değil, tümüyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iradesine yapılan bir darbedir bu. Ve milletin iradesini aslında. Tabii, milletin iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Üzüntü verici olan şey bu meclisi yüceltme noktasına geldiğinde, çoğunluğa sahip oldukları meclisi yüceltmekte kimseye söz bırakmazlar. Yerlilik, millilik dendiği zaman yine en öne kendilerini atıverirler. Ancak halkın iradesinin tecellisi işlerine gelmediği gibi olduğunda, tıpkı İstanbul seçimlerinde olduğu gibi, bu sefer de en antidemokratik yöntemleri uygulama hakkını kendilerinde görürler. Bu takiye anlayışının artık çökeceği bir sürecin içindeyiz. Ve İstanbul seçimlerini bir miat kabul edersek de önümüzdeki yakın periyotta bu seçtikleri diktatöryel uygulamaların bir sonuç vermeyeceğini ve iktidarın en hızlı şekilde, en demokratik yollarla, halk desteğiyle birlikte sandıkta el değiştireceğini ve ülkemizin de bir rahat nefes alacağını hep birlikte yaşayacağız. Bunları ben çırpınışlar olarak değerlendiriyorum. Bu kadar toplumun gözünün önünde topluma huzursuzluk vererek, onlarda bir korku yayma çabası göstererek alınan bu tip kararlar yine milletin vicdanından dönecektir diyorum. Şimdi meclis dedik, biraz yani milli irade diyoruz, meclis diyoruz. Bizler sizi seçiyoruz, milletvekillerini ve meclise gönderiyoruz. Ama biraz geçmişle bugünü kıyaslarsak da şimdi birçok aslında soru önergesi var. Biz hepsini takip etmeye çalışıyoruz ama kimlere nasıl yanıtlar geldi açıkçası çok da net ulaşamıyoruz artık. Göremiyoruz da. Siz ulaşabiliyor musunuz? Meclisteki durum nedir? Biraz da meclisi konuşalım. Özellikle önergeler konusu, meclisin bütünüyle hükümeti, iktidarı denetleme mekanizmasının bir parçası. Bu önergeleri veriyorsunuz, soruları soruyorsunuz. Burada aldığınız yanıtlarla birlikte de kamuoyunu da bilgilendiriyorsunuz. Süreçlerde de netlik kazanıyor. Bakın, Cumhuriyet Halk Partisi olarak şu ana kadar toplam verdiğimiz yazılı önerge sayısı yaklaşık 15 bin. 140 tane milletvekili 15 bin soru önergesi vermişiz. Bunların %50'sine hiç dönülmemiş. Hiçbir cevap yok. Verdikleri en hızlı cevap 4 ay sonra. Bakın, 4 ay sonra. Bir örnek vereyim. Ben sormuştum, demiştim ki 11. kalkınma planını açıklamadınız. Ve zaman akıyor. 2018 yılı artık bitmek üzere, 2019'a gireceğiz. Ve 2019 yılı ile ilgili bir plan yok, kalkınma planı yok. Bunu ne zaman hazırlayacaksınız diye sordum. 23 Temmuz 2019'da yanıt geldi. Dediler ki kalkınma planını 23 Temmuz itibariyle hazırladık. Yani 7 ay boyunca Türkiye, koskoca bir ülke, sanayisiyle, endüstrisiyle, tarımıyla birlikte bir ülke, kalkınma planı olmadan yönetildi. Tabii buna yönetilmek denirse. 7 ay sonra cevap veriyor ve 7 ayın içinde ülke bu durumda. Dolayısıyla burada artık liyakatin tamamen ortadan kalktığı, devlet yönetiminin kurumlar ve bürokratlar
ve halkıyla yani birlikte... Daha atıl hale mi geldi demek istiyorsunuz? Aslında hani meclise bakıldığında biraz daha geri planda tutuluyor işte. Söz haklarınız da kısıtlandığı için. Yani bir noktada... Sistemle ilgili oluyor tabii bütün bu da. Sistemi bilerek tıkamaya çalışıyorlar. Ancak özellikle bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak yoğun bir çalışmayla çok detaylı soru önergeleri hazırladığımız için, çalıştığımız için her biri bir bitirme tezi gibi bir üniversitede. Bunlar hazırlandığı için halkın vicdanını, düşüncelerini, endişelerini, kaygılarını taşıyan birer yumruk gibi indiği için dolayısıyla bunlara yanıt vermek konusunda ciddi bir sıkıntı yaşıyorlar. Neredeyse en ufak bir soru önergesini bile cevaplamak için Cumhurbaşkanı'na ulaşıp ona sorup nasıl bir cevap hazırlayalım deyip o doğrultuda cevap verecekler. Dolayısıyla tek adam rejiminden sadece Cumhuriyet Halk Partisi değil, sadece halkımız değil, aslında AKP'nin kendisi de müzdarip. Kendi milletvekilleri de müzdarip. Hareketsiz bir şekilde sadece el kaldırıp el indirdikleri bir meclis aritmetiğini oluşturmaktan öteye gidemedikleri bir sürecin içindeler. Dolayısıyla bu noktada bir yanda sürekli çalışan ve üreten, karınca gibi çalışan bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir yanda da Ağustos böceği gibi sadece atıl hale gelmiş, tembelleşmiş, sadece saraydan gelen kanun hükmünde kararnameler, çeşitli kararnameler, bunlarla ilgili geleni okuyup bunları komisyonda biz nasıl savunuruz noktasında, yazılanlara gelen kararnamelere de yabancı, halkın taleplerine de yabancı bir AKP milletvekili grubuyla da karşı karşıyayız. O nedenle biz şu anda iktidarın ayaklarını görev aldığımız komisyonlarda, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin devlet yönetiminin mutfağında şu anda sahipleniyoruz. Bunun hazırlıklarını yapıyoruz ve müjdelerim ki çok yakın bir zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok yetkin kadroları devlette en üst noktalarda görev alabilecek şekilde bu iktidar değişimini gerçekleştirmeye öncülük edeceklerdir. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu İstanbul Boğazı ile ilgili bir planlama, onu görmüşsünüzdür zaten. Evet. İzin ve denetim yetkileri artık belediyeden alınıyor. Cumhurbaşkanına, yani daha doğrusu Cumhurbaşkanı tarafından oluşturulacak kurullara devredilecek. Buna ilişkin bir açıklama yapmış biraz önce Ekrem İmamoğlu. Diyor ki, ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın önüne bunları koyanların 31 Mart'ta seçimi iptal ettirenlerle aynı kişiler olduğunu düşünüyorum diyor. Şimdi belediye başkanı seçiliyorsunuz ama yetkiler belirlenen bir kurula gidiyor. Kurulu da Cumhurbaşkanı. Hani tek adam rejimi, saray kanunları dediniz ya biraz önce. Nasıl bir benzerlik var? Şimdi bununla da doğrudan bir benzerlik var. Tıpkı RTÜK gibi aritmetik çoğunluğu alarak kendisini halkı temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iradesinin üzerinde görecek cürete sahip insanlardan oluşan bu tip kurullar Boğaz'da da korkarım ki çok sıkıntılı kararlara imza atacaklardır. Zaten bu sıkıntılı kararlara imza atsınlar, tek adamın dediği ve verdiği talimatların tümünü eksiksiz, evet, bir şekilde uygulasınlar diye böyle bir kurul anlayışı var. Aksi takdirde Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ve onun yanındaki liyakat sahibi yöneticilerin yer alabileceği bir karar mekanizmasının tek düşüncesinin güçlü bir Türkiye'yi ve yaşanabilir bir İstanbul'u oluşturmak için. Güzel bir haber verelim o zaman. Bir tahliye kararı diyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi eski milletvekili Eren Erdem'in tahliyesine karar verildiği yönünde bir bilgi var. Tam teyit edilmemekle birlikte bunu aktaralım. Tahliye kararı verildiği belirtiliyor. İnfaz süresi dikkate alınarak tahliyesine karar verildiği belirtiliyor Eren Erdem'in. Evet, şimdi bilgili geldikçe aktaracağız tabii. Dediğimiz gibi infaz süresi dikkate alınarak tahliyesine karar verildi. Evet, iktidara geliyoruz müjdesinin üzerine siz de bir
canlı yayında müjde adına, evet, veriyorsunuz. Müjde vermiş olduk buradan. Evet. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi Eren Erdem'le ilgili hemen her hafta bir gündeme getirdiği bir konu var tabii. Ya orada bir eylem gerçekleşiyor ya bunu kürsüden dile getiriyorlar CHP'li vekiller. Dolayısıyla bunu da sizinle paylaşmış olduk izleyicilerimizle. Aslında çok yanlış bir yöntem belirliyor AKP hükümeti. Çünkü özellikle sembol ne olduğu, nasıl düşündüğü, dünya görüşü belli olan önceki dönem milletvekilimiz ve gönlümüzde de çok güzel bir yeri olan Eren Erdem'i içeride tuttuğu her gün aslında yaptığı uygulamaların ne kadar antidemokratik olduğunu da tüm Türkiye'ye ve tüm dünyaya da bir şekilde ifşa etmiş oluyor. Dolayısıyla bu yöntemlerin artık değişim sürecini engelleyemeyeceği bir yerdeyiz şu an. Bizler özellikle farklı kuşaklar, yani X kuşağı, Y kuşağı, kristal çocuklar dediğimiz kuşaklarla birlikte hem aydınlanmanın, çağdaşlaşmanın hem de iletişim araçlarının bu kadar yoğun kullanıldığı bir dönemde Türkiye'nin daha da dünyada güçlü, daha saygın olduğu bir noktaya ulaşması için hep birlikte hayaller kurduğu bir sürecin içindeyiz. Evet, düşüneceğiz. Kaç gün olduğuna bakıyorum da 490 gün herhalde öyle oluyor. 2-3 gün önce bir okudum da 487 gündür tutuklu diye belirtmiştik. Evet. Hatta CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel bir mesaj yayımlamıştı. O belirtmişti. Yani 490. gün bugün Eren Erdem tahliye oluyor. Tabii sürede dikkate alındığında diye belirtelim. Tüm bu sürenin içinde Sayın Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da son grup toplantısında da bunu ifade etti. Evet, her defasında da belirtiyor. Yani bunca süre hapishanede tutunca Sayın Eren Erdem'i ne değişti? Eren Erdem'in düşünceleri mi değişti? Bizlerin düşünceleri mi değişti? Halkın bakış açısı mı değişti? Cezalandırılan nedir? Cezalandırılan özgür düşünce. Cezalandırılan özgür düşüncenin ifade edilmesi. Özellikle tüm hayatını belirli bir terör örgütüne karşı kitaplar yapmaya adamış. Bu doğrultuda araştırmalar yapmış. Ne kadar aydınlık, çağdaş, vatansever olduğu bilinen kişileri tutup da hapsetmek ve tüm aileleriyle birlikte, sevenleriyle birlikte her hangi görüşten olursa olsun Türkiye'nin geleceği için kaygılanan insanları endişelendirmek, korkutmak, sindirmeye çalışmanın hiçbir fayda vermediğini aslında hepimiz görüyoruz. Ümit ediyorum ki bu yanlıştan geç de olsa şu anda dönülmüş olsun. Ancak buradan çıkarılabilecek tek bir sonuç var. O da hapsetseler de zulmetseler de ne yaparlarsa yapsınlar, nasıl engeller çıkarırsa çıkarsınlar, bizler doğru bildiğimiz yoldan ayrılmayacağız ve daha güzel bir Türkiye için de mücadele devam edeceğiz. Bir yandan da yani adalet yürüyüşünü de hemen burada tekrar vurgulamak gerekiyor. Tabii Enis Berberoğlu'nun tutukluluk sürecine ilişkin CHP liderinin başlattığı bir yürüyüş. Ve o kadar yayıldı ki o yürüyüş, Maltepe'deki o görüntü halen hafızalarda. Dolayısıyla her defasında, hemen hemen her grup toplantısında da Sayın Kılıçdaroğlu bunu gündeme getirmiştir zaten, tahliye olması gerektiğini. Yani daha doğrusu özgürlük, adalet vurgusu vardı. Avukat Celal Çelik'e bir soralım. Sayın Çelik, merhabalar. Merhabalar efendim. Evet, Eren Erdem'le ilgili şimdi böyle bir haber duyurduk. Tutukluluk süresi de dikkate alınarak sanırım 490. günü buluyor. 489-490. günde, evet, tahliyesi gerçekleşti diyebilir miyiz şu anda? Gerçekleşecek yani, evet, diyebilir miyiz? Evet. Yani şu an o şekilde bir bilgi var, ifade edildi. Ancak şunu söyleyeceğiz, biz tahliye edildi demeyeceğiz. Aslında tutsaklıktan kurtuldu demek durumundayız burada. Çünkü Eren Erdem'in herhangi bir suç işlemediğine, herhangi bir şekilde tutukluluğu gerektiren bir durum olmadığına biz emindik zaten. Her zaman bu ifade edildi. Ancak maalesef siyasi iktidar her zaman, yani yıllardır belki de bunu yapıyor, yargıyı bir araç olarak kullanıyor ve hoşuna gitmeyen,
açıklamalar karşısında açıklamalarını, muhataplarını bir anlamda hizaya getirmek için tutsak kılıyordu bugüne kadar ve bugüne değin bunu yaptı, yapmaya da devam ediyor. Ancak o kadar bir tutukluluk olmaması gerekiyordu zaten. 400 küsür gün tutsaklıktan sonra. Şimdi pardon. Yani dolayısıyla bu şey değildi. Bana göre tutukluluk durumu bir hukuksal değerlendirme ile alınmış değildi. Siyasi nedenlerle tutukluluk gerçekleşmişti. Ancak dediğim şekilde Eren Erdem için, eşi için, çocuğu için, ailesi için ve partililer açısından biz elbette mutluyuz tarihi olmuş olmasından kaynaklı olarak. Ancak bu sevinç aslında hani yargının doğru yaptığı anlamına değerlendirilmemeli. Yargı sürekli yanlışlar yapıyor. Şimdi geçtiğimiz yanlış deyince Sayın Çelik, geçtiğimiz günlerde de yine bu şekilde duyuruldu. İşte Eren Erdem'in tahliye olabileceği yönünde yine böyle bir haber çıktı ve ardından da tekrar devamına karar verildi tutukluluk süresinin. Yani bunun gibi bir durumla karşılaşmayız umarım, değil mi? Yani şimdi bana gelen bilgi de aynı şekilde tahliye ilişkin karar verildi. Çünkü biliyorsunuz avukatları tarafından tahliye ile ilgili talepte bulunulmuştu. Günlerdir ona ilişkin bir karar verilmiyordu. Aslında bir hukuksuzluktu o da, o geciktirilmesi. Çünkü derhal karar verilmesi gereği söz konusuyken karar verilmiyordu. Ancak gelen bilgi o. Yani biz de o bilgi üzerinden değerlendirme yapmak durumundayız. Ama bunun hani sağlanmasını net bir şekilde yaptığımızı söyleyemeyiz. Ancak olması gereken zaten Eren Erdem'in özgür olması gerekiyordu. Evet. Herhangi bir suç işlemediğini ifade etmiştik zaten. Dolayısıyla Eren Erdem eğer aramıza gelirse tekrardan bundan mutluluk duyacağız. O siyasi değerlendirmelerine, siyasi yaklaşımlarına devam etmiş olacak ve bir anlamda siyasi iktidar bizce rahatsız etmeye, gerçekleri söylemeye kendisi devam etmiş olacak diye düşünüyorum ben. Peki Sayın Çelik, teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz yayınımıza bağlandığınız için. Evet, hoş geldin. Eren Erdem diyoruz. Eren Erdem'in oğlu Küçük Ali'ye de şimdiden gözün aydın diyoruz. Babasına kavuşuyor çünkü. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu gitmişti. Ali ile bir araya gelmişti. O görüntüler de zaten ajanslara da düşmüştü. Sonuna da geldik artık. Sayın Yavuz Yılmaz, yani aslında konuşacak o kadar çok başlığımız vardı ki. Ama böyle üst üste son dakika gelişmeleriyle yayınımızı sizinle geçirdik. Yine bu konular sonuçta hep gündemde olan konular ve sizde soru önergelerinde özellikle çok fazla soru önergesi veren vekillerden birisiniz ve peşini de bırakmıyorsunuz aslında. O maddelerin üzerinden tek tek geçeceğiz yine. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz yayınımıza ben katıldığınız için. Bir cümle alalım elbette. Çok teşekkür ediyorum. Bir mesaj da vermek istiyorum. Tabii ki, buyurun. Bugün Erdal İnönü'nün çok değerli bilim insanı, dürüst bir siyasetçi, onurlu ve hoşgörülü bir insan. Aramızdan ayrılışının yıl dönümü, onu rahmetle anıyorum. Bir olumsuzluk bugün yaşadığımız RTÜK'le ilgili, bu Türkiye Büyük Millet Meclisi iradesine darbe vuran kararını kınıyoruz. Ve bunun hukuktan döneceğine inanıyoruz, dönmesi gerektiğini biliyoruz. Bir müjdeli haber olarak da Eren Erdem'in Eren Erdem'e hem ailesinin hem bizlerin de büyük ailesi olarak kavuşmasını tekrar diliyorum. Ümit ediyorum ki daha güzel bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğimiz günlere doğru hep birlikte yüzümüzde gülücükler koşalım diyorum. Çok teşekkür tekrar ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Sağ olunuz yayınımıza katıldığınız için. Çok fazla gelişme oldu gün içinde. Hem Cumhuriyet Halk Partisi bildiri davası vardı. Ona ilişkin gelişmeler, RTÜK'te yaşanan gelişmeler ve elbette ki Eren Erdem'in tahliyesi. Hepsi akşam haberlerimizde sizlerle olacak sevgili izleyiciler. Hoşça kalın.